Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yön tuşunu nasıl etkili kullanırsınız bundan bahsedeceğim. Bu videoyu eminim çok istiyorsunuzdur. Çünkü yorumlar çok geliyordu ve bir sürü mesajlar geliyordu. Ben de tabii ki değerlendirmeye aldım bunu. İstediğiniz diğer videolar varsa onları da paylaşın. Ve yön tuşunun kullanmanın etkilerini de son 2-3 maçları görüyorum. Onu da izleyin arkadaşlar. Güzel de bir de top açılımı videomuz var. Onu da izleyin. Kanala abone olun ya. Abone sayımız biraz artsın. Depremzedeyiz. Deprem bölgesinden elimizden geldiğince şu an için videolar yayınlamaya çalışıyoruz. Önceki videolarımız daha kaliteli oluyordu. Şu an iki telefondan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Kanala abone olun. Instagram'dan takip edin. Aşağı Discord linki bırakacağım. Orada çok güzel muhabbetler var. Oraya gelin. Orada da sizlerin sorularını cevaplarım. Aşağıya yorum bırakın. Hepsini okuyorum. En azından bir kalp bırakırım. Bundan emin olun. Hemen şimdi şöyle antrenman sahamıza girmeden önce şunu düzeltelim. Çünkü güneş olduğu için antrenman sahası donuyor abi. O yüzden donmaması adına şöyle yapalım. Sizlere rahat bir şekilde göstermek için. Oyun içinden hemen grafiklerimizi değiştirdik. Serbest antrenman dedik. Hücum egzersizine geliyoruz. Şimdi bakın yön tuşunda yapmamız gereken nedir biliyor musunuz? Rakibin defans oyuncusunun konumuna bakmak. Bak mesela pas attınız değil mi? Sadece yön tuşu. Bak şu hareketleri şöyle döndüğün zaman rakip oyuncunun defansı geldiğinde şöyle mesela düz giderken şimdi düz gidiyorsunuz ya. Griezmann'a verelim. Şimdi düz gidiyorsunuz ya da rakip arkanızda bak şu şekilde pas aldınız değil mi? Bak şöyle verin. Pas aldım bu şekilde. Arkanda stoper var. Hemen tersine doğru. Şuradan yaptıktan sonra bu hareketleri yaparsan arkadaşlar sıyrılıyorsunuz rakipten. Tabi her zaman olan bir şey değil. Bunu deneyerek elinizde pratik yaparak görürsünüz. Mesela pası verdin ya. Bak şimdi kaleciye bir çalım atmayı deneyeceğiz şimdi. Olmadı üstüne sürdüm yanlışlıkla. Yani şu yön tuşunun sadece bir anda şöyle hızlı hareketlerle sağa sola özellikle şöyle dairesel olarak çevirirseniz şu şekilde oyuncu çok rahat dönüp geçiyor arkadaşlar. Mesela oldu şimdi. Görüyorsunuz bunları çok rahat yapıyor. Şuradan bir geriye şöyle çekerek şöyle bir yaptık. Bunları yaptıktan sonra rakip oyuncu sizden topu alamıyor. Bilek hareketlerini görüyor musunuz? Şu hareketleri çok rahat yapıyor. Arada bir de parada basın şöyle hızlı çekersiniz. Mesela bak aşağı döneceksiniz. Şöyle yaptınız. Böyle döndü. Bir daha böyle döndüğünde zaman rakipten rahatsız ediliyorsun. Şunları bu şekilde ben yapıyorum arkadaşlar. Ve çok güzel pozisyonlar şeyler oluyor. Ben şimdi maça giriyorum. Maçta da bunu deneyerek klasman 2'de ikinci galibiyetimi almak için sahaya çıkıyorum. Bu videoyu izle en azından. Hani maç içinde de neler yaşayabildiğimizi gör. Aa dur geri gel. Şeyi düzeltmeyi unuttuk. Grafikleri yüksek yapalım. Bilmiyorum ben rahat oynayamıyorum grafikler düşük olduğu zaman. Sağdaki görüntüyü beğenmiyorum. Şöyle geliyorum. Pardon antrenman sahası değil geri gel. Hemen oyun ayarlarına gir. Ekstra bölümünden grafikleri seç. Şuradan yükseği seçiyoruz. 60 FPS'te. Şuradan hemen maça doğru girelim. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Nasıl bir maç ortaya çıkacak. Bu maçı izle ki en azından hem kanattaki hızlı kanat oyuncularımı nasıl kullanıyorum hem de şeyi gör bu neydi onun adı yön tuşunu çeviriyorum ya sağa sola maç içinde yaşayabileceklerimizi görün hani her defasında olmuyor çünkü şimdi yaparsın abi yaptım olmadı yok deniyorum olmuyor yok şudur budur deme ben de yapamıyorum hatta bu işin en uzman adamları bile çoğu zaman bunu yapamıyor yani çoğu zaman derken %50 ile %70 ile yapıyor zaten bunu ne kadar iyi yaparsanız kazanma oranınız da o kadar yüksek arkadaşlar oyunun sırrı bu bence gerçekten oyunun sırrı bu. Rakibimiz Arap. Arap olduğu için cihazı çok iyidir. İnterneti çok iyidir. O yüzden sıkıntı yaşar mıyız bilmiyorum. Hadi hayırlısı diyelim. Araplara yenilmemizin sebebi bu arkadaşlar. Adamların interneti falan çok iyi. Hemen Modric ve Çalhanoğlu düşükte geldi zaten. Direkt düşükte geldi. Şuraya Cenk Grealish'i alsak mı almasak daha iyi olur. Ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle bir kalsın. Şimdi ilk etapta Benzema ile başlayacağım. Benzema geri gelen forvet. Benzema geri geldiği için şu sağ sol kanatlar çok iyi kaçıyor. Bak maksimum görüyor musunuz? Adam çok iyi ya. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Çünkü bana çok kolaylık sağlıyor. Topu aldığı gibi hızlanıyor. Aman hızlanmayayım. Hızlı değil. Aldığı gibi mermi gibi gidiyor abi. Rakipler yetişemiyor. Özellikle forvette de çok iş yapar. Bunu uzun topta kontra atakta falan deneyeceğim. Şöyle uzun topla kontra atakta deneyeceğim. Bakalım nasıl ve daha verimli kullanabiliriz. Onları bulmaya çalışacağız. Çünkü çok hızlı. Bundan faydalanmamız gerekiyor. Elinde olan oyuncular için. Elinizde yoksa ona uyarlayacak şekilde oyuncular da buluruz arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Rakibimiz Haaland'la başlayacak. Şöyle bir bakalım bu adam santra taktiği yapar mı yapmadı. O onda da var maksimum. Hemen aldık. Verdik pası. Bir daha verdik şimdi. Benzema. Aşağıda boş. Aşağıda Carrasco bulmuş. Carrasco çok sakin. Deparı fazla kullanmayın. Deparı ne kadar kullanırsanız o kadar kaybediyorsunuz abi.
kanatları iyi kullanıyorum bu sistemde. Bu kadronun nasıl kurduğumu, nasıl yaptığımı detayını istiyorsanız onunla ilgili de video çekerim. Çünkü çok rahat kazandırıyor bu takım bana. Bu sistem. Patrick Vieira olmadı. Yani oyuncu tarzlarına kadar bütün kadronun detayını, analizini sizlere göstermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Geçerse tehlike. Alladı ve alamadı. Şanssızlık. Şimdi aradan güzel top attı. Kes abi önünü. Çok iyi. Kaleciye gerek kalmadı orada. Şimdi kaleciye gerek var. Oo, son anda Roberto Carlos, Neymar. Rakip de panik değil. Rakip sakin. Sakin rakip tehlikelidir size söyleyeyim. Yukarısı boş. Yukarısı. Yukarısı bomboştu ya. Maximim. Canım benim. Durdurulamıyor. Benzema'ya attı. Benzema tutamadı ve ah olan Benzema. Hadi lan Pedri. Abi kıl payı kaçıyor pozisyonlar ya. Ver aşağı. Çalhanoğlu. Hemen oynadı. Maximim'i gördü. Maximim. Ah Depar'la geçim dedim. Geçemedim. Ayak koyduk. Dön. Alaba. Tehlikeli geliyor. Savic kesti oraya hemen. Savic döndü. Çıkmadı o top. Patrick Vieira. Hakan'a atmak istedim. Çok hızlı attım Vieira. Hayatımızı bitirdin orada. Medved. Ayak koyduk. Şimdi döndü Carrasco. Carrasco'dan ara topu Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan aldı. Sakin. Hemen şimdi yukarıya. Bir şöyle benzemeye dönebilirsek. Hadi be. Kıl payı ya. Bir tur geriye çekmeliydim orada. Yön tuşunu verimli kullanamadık abi. Şuradan ayak koydu Savic. Hemen oyna yukarıya. Bak yön tuşunu ben adam çekti önüne güzel bir şekilde. Maximim. Yukarısı iyi boşaldı orada. Önü... Hadi lan. Yukarısı bomboş geçerse tabi ya. Yapma Hakan ya. Bak acele ettik. Bunlar acemice hatalar abi. Çok acemice hatalar. Golü getirir. Şimdi Benzema. Yukarıya atarsak iyi olur. Attı şimdi Maximim'e. Maximim. Çok depar attım çok. Yanlış yaptı bak. Hızlı oynamak bazen zararlı. Sakin. Geldi geldi. Vieira'ya tosladı. Vieira da gitti. Adam önüne geri attı yani. Hiç anlamı kalmadı Vieira'nın o top almasının. Son anda ayak koydu Roberto Carlos. Beraber aşağı. Geçmedi. Şimdi Carrasco döndü yukarıya. Benzema geçer mi? Hadi be. Olmadı. Hızlı bir yukarı geçti. Nasıl geçtiğini anlamadık. Hemen şöyle bir daha geçelim. Pozisyon yok. Bir şey yok. Ama önündeyiz en azından. İkinci yarıda bu sistemi devam ettirebilirsek. Şu ikinci galibiyetimizi de alalım. Klasman 1'e artık çıkalım. Klasman 6'dan gelmek zor oldu. Çünkü kaç maç oynadık? Klasman 6'dan 5'e gelmek 10 maç. Yani her birinden 10 maç. Ya tabi 10 maçı bitirmedim ama. 40 maçın belki 30 işte 30-35 maç yaptık ki rahat yani kaybettiğimiz maçlar da oldu. Rahat 40-50 maç yapmışızdır buraya gelene kadar. Tabi ligden aşağı düşmeden geldim hiç. Ama kaybettiğimiz maçlar tabii ki var. Şuradan Carrasco. Attı çalımı Carrasco. Hadi dön. Ver. Abi ver ya. Şu an düğme pek etkin işe yaramıyor. Rakip tehlikeli geldi. İsak'tan önce vurduk. Şimdi verdik. Maximim alır mısın? Hadi be. Maximim çok sinirlenerek kızdı. Ya abi Pedri'ye niye atıyorsun aşağıdan bomboş ya? Şu hatalarından nefret ediyorum. Şuradan ayak koy artık. Ver abi pasını. Roberto Carlos. Verilme. Verdi. Şimdi Carrasco. Gitmedim ileri. Rakibi iyi kapatmıştı orayı. Kaçtı aradan Alexander Maximim. Maximim kalecinin üstüne gitti ya. Yapma ya benim hatam. Benzema ile iyi beklettik orada topu ama olmadı be. Vallahi benim hatam. Atabilirdim o golü isteseydik yani. Adam akıllı oynasaydık biraz daha. Ön direğe doğru bir kafa. Ya ayakla olan gelen yere kafayla niye yatıyorsun Benzema ya? Ya ne kadar saçma hareketleri yaptırıyorsun Konami bizlere. Ver. Şimdi oyna. Geçti. Kaçtı oradan. Orta gelecek. Orta içeriye. Bir kafa Benzema köşeden aldı. Olmaz ama. Olacak iş değil ya. Abi Beckenbauer'la kullanmayacağım bunu. Beckenbauer'la kullandığım için olmuyor.
Ekran tekrar değiştir. Duran topu kullan, değiştir. Kimi alalım? Hakan'la kullanalım ya. Hakan Çalhanoğlu varken stoperin gelmesi hiç hoş değil yani. Şuradan yerden gönderdik. Bir şut gelişine. Kaleci nereden aldın? Kaleci nereden aldı onu? Ya Allah Allah. Şimdi yukarıya gördü Savic. Roberto Carlos. Carlos'tan bir verkaç dedi, yapak dedik de adam uyanık çıktı ya. Vallahi adam uyanık çıktı. Şimdi orta. Hadi bunu da çıkar kaleci. Hadi bunu da çıkar kaleci. Hadi bu Rovaşata'yı da çıkar da görelim. Harika bir Rovaşata golü geldi. Karim Benzema. İkinci galibiyetimize gidiyoruz klasman 2'de. Biraz yani sabırsız oynuyorum. Aslında biraz sabırlı olsam rahat kazanırım. Bilmiyorum, video çekerken yani hep uyuyorum diye. Mesela video çekmeden tam konsantre olduğumda daha rahat maçlar kazanıyorum. Ama sizinle paylaşamadıktan sonra bir anlam kalmıyor. Şu iPad'i alırsam en azından canlı yayınlarda sussam bile tam adapte oynayabilirim. Yani şimdi burada konuşmam gerekiyor çünkü sürekli. Konuştukça da dikkatim dağılıyor. Şimdi normal koşarak, yani konuşmadan mı koşarak daha adapte olursunuz? Yoksa konuşarak mı koşarsanız adapte olursunuz? Onu bir deneyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Biraz fantastik bir laf oldu ama. Şuradan ver pası. Hadi aldık. Alamadık. Dakika 80. Oyuncuları değiştirmeyeceğim. Yorulsunlar. Gebersinler. Ölene kadar oynasınlar ama değiştirmeyeceğim. Bir taş daha. Yani Konami şu taşları var, düzgün yap ya. Bizim oyuncular etkisiz kalıyor. Rakip oyuncular çok etkili oynarken taşta. Herkes için geçerli. Taş sıkıntı yani. Ben özellikle offside kullandığım zaman golüyorum. Taş kullandığım zaman golüyorum. Bak bak bak, yöntüsünü iyi kullandı. Çünkü elini depardan çekti adam. Ha, elinizi depardan çekin abi. Bak harika bir şey oldu. Şu güzel bir deneme şut. Son anda kalecimiz var orada. Maximin. Çok sevdim ben bu adamı ya. Şu an 2 maçtır oynuyorum video atarak. Onlarda etkili kullanamadım bu oyuncuyu ama. Normalde var ya, dün mesela bak bir tane şey yaparım. Atarım, bir tane fotoğraf atarım şeyden. Discord'dan. Oradan görün eğer isterseniz. Talebiniz olursa atarım oraya. Müthiş yani. Ver abi aşağıya. Harika değil. Çok kötü. Üçete yakaladığımız pozisyon. Bunları kaçırdığım zaman kendime kızıyorum. Ne, önde de olsak abi bunları atmam lazım benim. Öyle düşünüyorum artık. Kendimi bu şekilde adapte ederek. Verdik yukarıya pası, geçmedi. Bu şekilde adapte ederek. Klasman 1'de zirveye oynamayı düşünüyoruz artık. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Gücümüz neye yetecek. Tabi onların için de zaman gerekecek biraz. Bakalım neler yaşayacağız. Güzel maçtı. 2-0 kazandık. Yön tuşunu etkili kullanmak önemli ama ben de daha acemisiyim. Yavaş yavaş bu şekilde antrenman yapıp maçlara gelerek kendinizi pratikleştirebilirsiniz. Anlayabilirsiniz olayı. Ben olayı anladım ama henüz yapamıyorum. Ya internet bağlantısında zayıflık oluyor ya da cihazdan mı bilmiyorum. Bazen işlemi yapmıyor yani. Nedenini ben de bilmiyorum. Tam olayı anladığımız zaman tabii ki daha detaylı videolar da gelecek. Güzel bir şey. Bunu deneyin arkadaşlar. Kendinizi geliştirmiş olursunuz. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Güzel içerikler var. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.